Bölüm 369 Yasakları işleyen kimsenin ne yapması gerektiği Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce bu tür iyilikleri yapmaya karşı seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hem işitendir hem de bilendir. 41 Fussilet 36 Allah'tan sakınıp korkanlar var ya, onlara şeytandan bir kışkırtma dokunduğunda, onu hatırlayıp akıllarını başlarına toplarlar ve olup biten gerçeği görüp, açık bir biçimde kavramaya başlarlar. 7- Araf 201 ve yine onlar ki utanç verici bir kötülük yaptıklarında veya kendi canlarına zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten Allah'tan başka kim günahları affedebilir? Onlar işledikleri günah üzerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennet olacaktır. İyiliklere gayret gösterenler için bu ne güzel bir mükafattır. 3 Ali İmran 135 136 Hepiniz topluca günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a tövbe ediniz. Yöneliniz ki kurtuluşa, dünya ve ahiret mutluluğuna eresiniz. 24 Nur 31 Hadis 1809 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse Lat ve Uzza hakkı için diye yemin edecek olursa buna kefaret olarak hemen ardından la ilahe illallah desin. Kim de arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse bu fena sözüne kefaret olmak üzere hemen sadaka versin.